Merhaba. Okan okuduğunu anlama dijital programımıza hoş geldiniz. Ben Nimet, Nimet Keskin. Türkçe öğretmeniyim. Aynı zamanda hızlı okuma ve diksiyon eğitmenliği yapıyorum. Bugün sizlerle programa nasıl üye olurum ve programdaki egzersizleri nasıl gerçekleştiririm sorularına yanıt arayacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle size verdiğimiz linki giriş yaptığınızda karşınıza gelen sayfa burası. Burada sağ üst köşede üye girişi butonunu görüyoruz. Butona tıkladığımızda karşımıza küçük bir sayfa geliyor. Daha önce giriş yaptıysanız buradan giriş yapabilirsiniz. Ama ilk defa üye oluyorsak hemen yine küçük sayfanın sağ üst köşesinde üye ol butonu karşımıza çıkmakta. Burada isim, soy isim, e-posta adresinizi ve bir şifre belirlemenizi istiyoruz. Ardından kayıt ol butona tıkladığınızda üye girişiniz gerçekleştirilmiş olacak. Üye olduktan sonra da yine üye girişinden bu küçük sayfadan kayıt olduğunuz için aynı email ve şifre ile giriş yapabiliyor olacaksınız. Beni hatırla diyebilirsiniz. Ardından giriş yap butonuna tıklıyoruz. Şimdi ise üstte sol üst köşede egzersizler butonumuz var. Bu butona tıklıyoruz ve karşımıza 20 tane egzersiz geliyor. Birinci egzersize tıklıyorum. Yeni bir sayfa açıldı karşımıza. Tam olarak egzersizleri asıl yapacağımız kısım geldim. Şimdi bu egzersizleri nasıl gerçekleştireceğiz? Buna bakalım. Burada başlatma, durdurma ve ses butonları var. Ve sesi hızını ayarlama butonlarımız var. 1, 2 ve 3'ü kullanmayacağız. 4 ile başlayacağız. Ardından haftalar geçtikçe 5. hıza geçmeye çalışacağız. 4. hızda başlıyoruz. Bölüm 1'deyiz. Birinci egzersize tıkladığınızda karşınıza bölüm 1 seçili olarak geliyor. Ardından başlatma butonuna tıklıyoruz. Karşımıza yeşil bir ışık gelecek. Yeşil ışığı sağ sol olacak şekilde takip ediyoruz. Kelimeleri okumaya çalışmıyoruz. Sadece ışık takibi yapıyoruz. Yine haftalar geçtikçe, göz kaslarımız geliştikçe zaten kelimeleri kelime gruplarını görüyor hale geleceğiz. Evet, programı başlattığımda kelimelerin üzerindeki yeşil ışığı yukarıdan aşağıya doğru ve çapraz olacak şekilde takip ediyorum. Her bir kelimenin üzerine çıkan ışığı sağ sol ve çapraz olacak şekilde takip ediyoruz. Bölümler tamamlanana kadar aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Bölüm 2'ye geçişte fark ettiyseniz program kendi kendine geçti. Biz geçiş için herhangi bir butona tıklamadık. Dolayısıyla sadece takip ediyoruz bölümler tamamlanana kadar. Üçüncü bölüme yine kendi geçti program. Yine takip ediyoruz. Takibe devam. Birinci egzersiz tamamlanana kadar devam ediyoruz. Ardından ikinci egzersizi geçebiliriz. Doğu sıçrama. Bölüm 1'e tıklıyorum. Bölüm 1'e geldim. Hemen üste geçti fark ettiyseniz. 1'e atlamış olduk. Şimdi aynı işlemi kelime gruplarının üzerinde yapacağız. Bir öncekinde sadece kelimeler vardı. Şimdi kelime grupları. Amacımız yine göz kas gelişimini sağlamak. Şimdi ise kelimelerin ortasına odaklanıyoruz. Kelimelerin ortasına odaklanıp bütünü göreceğiz yine. Yeşil ışık gelecek. Yeşil ışığı tıpkı birinci egzersizdeki gibi sol, sağ ve çapraz olacak şekilde takip ediyoruz. Başladık. İki kelimenin hem ortasına bakıyoruz. Bakarken de yeşil ışığı takip ediyoruz. Evet, şimdi üçüncü egzersize geçebiliriz. Yine bölüm 1'deyiz. İkinci egzersizi atladık. Şimdi ise baklava dilimi şeklinde karşımıza gelecek olan kelime gruplarını takip edeceğiz. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru yine ışık takibi yapıyoruz aslında. Baklava dilimi şeklindeki metni yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru takip ediyoruz ve tamamladık. Dördüncü egzersize geçtiğimizde saate odaklanıyoruz.
ve genel çerçeveyi, genel bütünü görmeye çalışıyoruz. Egzersizi başlattıktan sonra saatin kenarında çerçeveler çıkacak. Çerçevenin en dış çerçevesine kadar görmeye çalışıyoruz. Dikkat edelim, başlattım. En dış çerçeveye kadar bakmaya, odaklanmaya çalışıyoruz. Bir kere daha başlatalım. Peki en dış çerçevenin rengi neydi? Bir tahminde bulunmanızı istiyoruz burada. Ve beşinci egzersize geçelim. Bölüm 1'deyiz. Burada ise yine göz kas gelişimini sağlıyoruz. Şimdi ise programın en zor kısmı diyebiliriz burada. Gözlerimizde bulunan altı nakasın asıl çalıştığı egzersiz tam olarak burası. Sol, sağ, yukarı, aşağı ve çaprazlar olacak şekilde yine ışık takibi yapıyoruz. Kelimeleri görebilirsiniz ama okumaya çalışmıyoruz. Sol sağ olacak şekilde aşağıda, yukarı aşağı olacak şekilde takip ediyoruz. Yine yukarı aşağı ve şimdi çaprazlardayız. Çapraz olarak takip ediyoruz. Aynı işlem ikinci bölümde de tekrar ediyoruz. Farklı kelimeler çıktığını görüyoruz burada. Aynı işlemi yapıyoruz. Yukarı aşağı çaprazlar. Evet, altıncı egzersize geçelim. Burada ise yine ışık takibi yapıyoruz. Karşımıza bir şekil çıkıyor takip ederken. Bu şeklin ne olduğunu tahmin etmenizi istiyoruz. Amacımız yine göz kas gelişimini sağlamak, ışık takibi yapmak ve ortaya hangi şekil çıkıyor bunun tahmininde bulunmanızı istiyoruz. Evet, 7. bölümdeyiz. Şimdi ise her satırın ilk ve sonunda ışıklar çıkacak. Işık takibi yapıyoruz yine. Her satırın ilk ve son kısmında çıkan ışıkları takip ediyoruz. Bölüm tamamlanana kadar aynı işlemi gerçekleştiriyoruz ve 8. bölümdeyiz. Burada simetrik sıçrama, rastgele ekranda kelimeler çıkacak, cümleler çıkacak. Cümlelere ve kelimelere odaklanın. Görmeye çalışın, okuyabilirsiniz ama okumak amacımız değil. Sadece bunları takip etmek. Evet, görmeye çalışın, okumaya çalışın. Evet, 8. egzersizi tamamladık, 9'a geçtim. Şimdi ise yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru takip edeceğiz ışığı. Şimdi kelime gruplarının üzerinde çıkacak yine yeşil ışık. Yukarıdan aşağıya doğru takip ediyoruz. Ardından aşağıdan yukarıya doğru. Aynı işlemi bir sonraki egzersizde de tamamlıyoruz bölümde. Ve tamamladık. 10. bölüme geçtik. Şimdi dairenin etrafında çıkan, sıçrayan okları takip ediyoruz. Gözlerimizi sıçratarak gözlerimiz bir nevi daire şekli çizecek. Şimdi 8 şekli çizecek. 8'in etrafında dönen okları takip ediyoruz. Yine aynı işlemi yıldızın etrafında dönen okları sıçratarak takip etmeye çalışıyoruz. Ve tamamladık. Egzersizdeki amacımız göz kas gelişimini sağlamak. Gözlerimizle bir daire şekli çizeceğiz. Bir yıldız şekli çizeceğiz ve bir 8 rakamı çizeceğiz. 11. egzersize geçtiğimizde hemen başlatalım. Ne yapıyoruz? Şimdi kelime gruplarını takip etmeye çalışıyoruz. Ekranda rastgele çıkan kelimeleri, kelime gruplarını takip ediyoruz. Bir kelimenin hecelere bölünmüş halini görüyoruz zaten bakınca. Evet, 12'ye geçelim. Okuma yaptığımız tek egzersiz burası. Üstteki blokta okuyup, alttaki blokta doğru okuyup okuyamadığımızı teyit ediyoruz. Buna bakıyoruz. Başlatalım. Evet, üstteki blokta görüp, alttaki blokta doğru okuyup okuyamadığımızı teyit ediyoruz. Yani gözlerimiz bir üst bir alt, bir üst bir alt olacak şekilde hareket edecek.
İkinci bölümde ikili gruplar halinde geliyor. Kelime grupları. Yine aynı şekilde onların ortasına odaklanarak bütün görmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi 13. egzersize geçiyoruz. Metinde kelimelerin üzerine çıkan ışığı takip ediyoruz şimdi. Satır bütünlüğünü sağlayan bir egzersiz. Hemen başlattık. Bölüm 1'e geldik. Evet, şimdi ışığı takip ediyoruz. Bunu bölüm tamamlanana kadar devam ediyoruz. Bütün kelime ve kelime gruplarının üzerinde çıkan ışığı takip ediyoruz. Evet, bölüm tamamlanana kadar bütün sayfaları aynen böyle görmeye çalışacağız. 14'e geçelim. Aynı metin yine. Şimdi burada bloğun ortasına odaklanıyoruz ve bloğun ortasına çıkacak olan kelimeleri, kelime gruplarını görmeye çalışıyoruz. Evet, ilerleyen zamanlarda burada bir metnin olduğunu fark edeceksiniz. Şimdi sadece kelimeleri, kelime gruplarını görmeye çalışın. Okuyabilirsiniz çünkü bazı kelimeler size tanıdık geliyor olabilir. Zihninizde kalabilir. Bitirdikten sonra aklınızda ne kaldı? Bunlar üzerine biraz düşünebilirsiniz. 15. egzersizdeyiz. Ne yapıyoruz? Topu takip ediyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru zigzaklar halinde hareket eden topu takip ediyoruz. Bütün bölüm boyunca her sayfada aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. 16. egzersizde yine top takibi yapacağız. Şimdi soldan sağa doğru, soldan sağa doğru hareket eden topu bütün bölüm boyunca takip ediyoruz. Ve 17. egzersizdeyiz. 17. egzersizde ne yapıyoruz? Karşımıza kırmızı bir satır çıkıyor, kutucuk çıkıyor ve bu kırmızı kutucuğu yukarıdan aşağıya doğru bölüm sonuna kadar takip ediyoruz. Hayalet bölüm de diyebiliriz aslında buna. Beyaz ekran geliyor. Okuyacağımız bölümler renkleniyor ve biz bu renkli bölümü yukarıdan aşağıya doğru takip ediyoruz. Bakalım. Evet, okuyacağımız bölüm şu an renkleniyor. Yukarıdan aşağıya doğru bunu takip ediyoruz. Bölüm boyunca aynı işlemi her sayfa için gerçekleştiriyoruz. 19. egzersiz 1. bölüme geldiğimizde ise yine top takibi yapıyoruz. Şimdi ise topumuz zigzaklar halinde önce soldan sağa ardından sağdan sola doğru hareket ediyor. Ve biz de metnin sonuna kadar aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Ve 20. egzersizde ise sayfanın ortasına odaklanıyoruz. Tıpkı saate odaklanmış gibi ona benzer bir etkinlik, egzersiz. Burada ise paragraf bütünlüğünü sağlayan bir egzersiz aynı zamanda. Sayfanın ortasına odaklanıyoruz ve genel çerçeveyi, genel bütünü burada görmeye çalışıyoruz. Evet, her sayfa için aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet, bütün bölümleri, bütün egzersizleri tamamladıktan sonra programımız tamam demektir. Eğitimlere geldiğimizde ise buradan eğitim dokümanlarına, PDF dosyalarına, etkinlik sayfalarına ulaşabilirsiniz. Paylaşımımı durduruyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.